Selli turnağım selam götür sevdiğimin diyarına. Üzülmesin ağlamasın belki gelirim yanına. Üzülmesin ağlamasın belki gelirim yanına. Can ağlama. Ben nereye gideceğim? Ben her. Başkasız. Buradayız, kendi türkü söyler, ben saz çalarım beraber. Buradaki arkadaşlarımız istediği zaman, bazen yemekten sonra, bazen öyle işimiz ısınsın diye beraber çalışırız hep beraber. Bu boş zamanlarında diyeyim daha doğrusu, ben mezun oldum. Arada bir atanmak için beklediğim bir şey var, yıl süresi var. O sürede de burada çalışıyorum kendi ekmeğimi kazanmak için. Yağmur yağdığı zaman mesela ortalık çok çamur oluyor. İşte fidanlardır, bizim diktiğimiz yerlerdir. O derece zorluğu var. Bazen de hava çok soğuk oluyor rüzgar estiği zaman. Durum bundan ibaret. Hem ben oturuyorum hem de... Memleketimizi yeşillendirmek, ağaçlandırmak, geleceğe bir katkı sağlamak amacımız. Biz daha işte burada arkadaşların yağmurda, çamurda görüyorsunuz siz de arkadaşların türkü söyleyen içini ısıtıyoruz ve yolumuza devam ediyoruz. Kasım ayı abi, soğuk bir ay. Yağmur çamur dediğimiz gibi. Yağmurda çamurda buraya geliyoruz. İşte arkadaşlarla türkü söylerken içini ısıtıyoruz. Ve yolumuza böyle devam ediyoruz. Bir fidan bizim için bir emek. Dediğim gibi bir çocuk yetiştirmek kadar fidanın da bir şeyi vardır. Bazen kar yağıyor, bazen yağmur yağıyor. İşte bazen yarım ter giyiyoruz. Yarın geri geliyoruz. En az 100 metre yokuş yukarı çıkıyoruz. İşte dolanıp yaptığımız işler, diktiğimiz fidanlar, her işte ne bulursak ona gidiyoruz. Ya çocuklarım diyor ki işte biz sana bakarız, sizin gitme. Ama ben davara duramıyorum. Bir fidan, bir emek. Dediğim gibi her şeyi evde bırakıp geliyoruz buraya gelirken. Sinirimiz, stresimiz bir şey kalmıyor. Çok güzel oluyor. Arzularızdan anan anan baba kardeşim. Ekmeğime de kattık, oldu gözyaşı, dostum imdadıma, gel yetiş, yetiş. Göz göze gelmedik, nazlı yarnayı. Kime ne söyleyeyim, kime ne deyim. Mecnunum Leyla'mı gördüm, Mecnunum Leyla'mı gördüm. Bir kerecik baktı geçti. Ne sordum da ne söyledi, kaç sene yazdı geçti.